Kavuşmak sadedir belki, ben yanarım dersin dersin. İlk kayyum atandığı dönemden bugüne bir değerlendirme yapmak gerekiyor bu kayyum atanma sürecini de değerlendirirken. İlk kayyum 2016 yılında atanmıştı. Bu aslında iktidarın Kürt sorunundaki rotasının değişmesiyle başlayan bir süreç ve bu, o günden bugüne kadar Kürt halkının seçilmişlerine yönelik çok ciddi bir baskı durumu söz konusu. Açıkçası bu kayyum atamalarının toplamında iktidar şöyle bir ifadede bulunuyor. Yani biz seçimi yapıyoruz, tamam, bu demokrasinin bir gereği. Ama seçim, Kürt halkının seçme ve seçilme hakkını seçimden sonra da elinden alıyoruz diyor. Buna kendi siyasetinin rotasının değiştirmesiyle ilgili bir şey. 2016'dan önce iktidarın en azından bizim gözlemlediğimiz çok ciddi bir baskı durumu söz konusuydu. Ama bir kayyum durumu söz konusu değildi. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra baskılarını arttırarak devam ettiriyor. Bugüne kadar da bu üçüncü kezdir. Dersim'de de toplamda Kürdistan'ın diğer coğrafyalarında da Kürt halkının seçme ve seçilme hakkını elinden almaya yönelik girişimler devam ediyor. Ya Dersim diğer toplam Kürt kentlerinin dışında ayrıca kendi başkaca misyonları da var. Dersim Türkiye'de emek ve demokrasi güçlerinin ittifak yaparak kazandığı, seçime girdiği tek yer. Bu Dersim'e hızla kayyum atanma sürecinin gelişmesi aslında aynı zamanda ittifak yapan güçlere de bir mesaj. Sadece Kürt hareketine, DEM Parti'ye yönelik değil, onlarla beraber ittifak yapan güçlere de bir mesaj ve toplamda aslında şöyle bir mesaj vermek istiyor iktidar. Biz ittifak yapmaya, bizim karşımızda bir ittifak yaparsanız biz de sizin seçtiğiniz belediye başkanlarını görevden alırız diyerek yapıyor. Bunu ben tabii daha yumuşatarak ifade ediyorum ama bunu baskıyla, zorla yapıyor. Dün de Dersim'de gördük. Kayyum atamasının hemen ardından Dersim'de bu kayyum atama protestolarını gerçekleştiren halka çok ciddi bir tepki ve saldırı gerçekleştirildi. Ancak buna karşı birlik, yani ittifakın büyüyerek, daha da fazla büyüyerek mücadeleyi devam ettirmesi buna geri adım attırabilir. Bu sadece Dersim üzerinde değil, tüm Türkiye'de emek ve demokrasi güçlerinin, iktidarın politikalarına karşı çıkan güçlerin toplamının bir karşı duruş geliştirmesi ve bu ittifakı büyütmesi gerekiyor. Buraya kayyum atandı. Biz de buna karşı direnişimizi büyütmek adına eylemler düzenledik, yürüyüş yaptık. Devletin baskılarıyla, zulmüyle karşılaştık. Tazikli suyla, biber gazıyla bize müdahale oldu. Resmen yani İsrail'in Filistin'e saldırısını aratmayacak bir görüntüydü. Öyle söyleyelim. Bir devlet kendi vatandaşına bu kadar zulmedemez. Yani tam bir zulüm devleti haline gelmiş. Gerçi biz bu faşizan şeyleri geçmişten beri 38'lerden biliyoruz. 38'lerde Seyit Rızalar boyun eğmedi. Biz de onların torunları olarak boyun eğmeyeceğiz. Mazlumların yoldaşı olarak, Ali Şerlerin, Zarifelerin, Aysel Doğanların yoldaşları olarak direnişimizi sonuna kadar devam edeceğiz. İktidarın kirli politikalarından biridir. Biz artık bu politikalarına, bu yalanlarına inanmıyoruz. Bir taraftan dediğiniz, sizin de söylediğiniz gibi sözde barış eli, müzakere eli uzatırken diğer taraftan kayyum ataması yani inandırıcı gelmiyor bize açıkçası. Bunlar da kirli politikalarından biridir. Biz direnişimize devam ediyoruz. Bugün de burada Seyit Rıza Meydanı'nda oturma eylemi gerçekleştirdik. Tüm halkımızı bizimle dayanışmaya çağırıyoruz. Bunun çağrısını yapıyoruz. Bu sadece belediyeye, sadece bir belediye binasına, başkanlara
yapılan bir yani atılmış bir kayyum değildir. Bu aynı zamanda Dersim'in kimliğine, tarihine, inancına, kültürüne bir bütün olarak bir saldırıdır. Bu bu memleketin gençliğine, kadınına olan özel savaş politikalarını biliyoruz, farkındayız. Bu kirli politikalarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Biz de bunların karşısında direnmeye devam edeceğiz sonunda.